Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftanın ardından Basketbol Magazin'de birlikteyiz. Toplu sonuçlar ekranlarınıza yansıyor. İki dev maça sahne oldu 12. hafta. Derbide Galatasaray Fenerbahçe Beko'yu 84-74 ile mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. Sarı lacivertli ekip bu sezon ilk kez yenildi. Anadolu Efes ve Tofaş ise zirveyi yakından ilgilendiren maçta kozlarını paylaşırken Efes deplasmanda etkili oyunla kazanmayı bildi ve zirveye bir adım daha yaklaştı. Haftanın açılışında Beşiktaş Sonfo Cepen Akatlar'da Banvit'i konuk ediyor. İlk olarak bu karşılaşmaya gidiyoruz. Alex Perez, arkasında Phil Pressey var. Boy avantajını kullandı Alex Perez. Rakibinin üzerinden basket yapıyor. Ivan Buva orta mesafeli atışı kaçtı. Sonrasında Burakcan Yıldızlı'nın reboundu. Rıdvan Öncel araya girdi, topu çaldı. Rıdvan çembere gidiyor, basket faul Rıdvan Öncel'den. Jason Rich, Ivan Buva tekrar Rich'i görüyor. Harika bir asist Buva'dan. 19 sayı 9 reboundunun yanına 4 asist ekleri bu karşılaşmada. Samet Geyik içeride bitirdi. Cem Ulusoy, Şehmuz Azer'e çıktı. Orta mesafeli atış kaçırmıyor Şehmuz. Ivan Buva, Jordan Morgan arkasında. Buva döndü, atışında isabeti buldu. DJ Shelton, ondan Jordan Morgan'a. Cem Ulusoy, Metehan Akgel perdeye geldi. İçeri devriliyor. Havada da tamamlıyor Metehan Akgel. Çok süre almadı ama burada Cem Ulusoy'la şık bir harekete imza atıyorlar. İçeride Burakcan Yıldızlı, basket faul. O da çok etkili oynadı. 13 sayı üretti. 6'da reboundu vardı Burakcan Yıldızlı'nın. İlk 5'te başladığı maçta Şehmus Azer kaçırıyor. Berke Atar tamamlıyor. Gary Neal 3 sayılık atışını kullandı, isabeti buldu. Transfer olduktan sonra Banvit'e henüz 2. lig maçında Gary Neal, daha alışma süreci onun adına devam ediyor. Buva'da sayılarını sürdürüyor. Şehmus Azer içeride 3 kişinin arasından çıktı, basketi yaptı. Banvit için kötü gidiş Beşiktaş Sonfo Cepen karşısında devam etti ve koç Ahmet Gürgen'in yerini Hakan Demir aldı. Bir koç değişikliğine gitti Banvit. Jordan Morgan, Buva'nın üzerinden Jordan Morgan. O da 13 sayıyla katkı yaptı Banvit'e. İçeride Burakcan Yıldızlı smaçı vuruyor. Devon Oliver boş kaldı. İki takım da çok etkili üçlük atamadı bu mücadelede. Yalnızca 4 isabeti var Banvit'in. Devon Oliver o isabetlerden birini az önce kaydetmişti. Rıdvan'sa çembere gitmeye devam ediyor. Phil Pressey boş kaldı. Phil Pressey uzaklardan üçlüğü yolladı. İkinci yarının hemen başında kritik üçlük Pressey'den. Farkı açmaya başlıyor Beşiktaş Sonfo Cepen. Shelton cevap verdi. Devon Oliver bıraktı Jordan Morgan'a. Asist yapıyor Devon Oliver. Mola geliyor Duşko Ivanoviç'ten. Robin Benzing tepede kaldı. Boş üçlüğü gönderdi Robin Benzing. Fark yeniden çifthanelerde. Benzing taraftarı da ayağa kaldırıyor. Jordan Morgan orta mesafeden attı. Direnmeye devam ediyor Banvit. Kenan Sipahi şansla yanında burada. Panyalı üçlük geliyor Kenan Sipahi'den. Kenan dışarıyı gördü. Kyle Gibson, bomboş Kyle Gibson cezayı kesiyor. Beşiktaş kaçıyor. Banvit kovalamaya devam ediyor. Ama son bölümde daha etkili olan taraf siyah beyazlılar. Robin Benzing smaçı vurdu etkili şekilde. Rıdvan Jordan Morgan'a bırakıyor. Asist Rıdvan Öncel'den. Pressey top kaybı geldi. Alex Perez çembere gitti. Turnikeyi bıraktı. Son bölümde iyice rahatlıyor Beşiktaş Sonfo Cepen. Burakcan Yıldızlı uzak noktada Erkan Veyseroğlu'nu gördü. Onun üçlüğü de isabetli. Maçı 95-75'lik skorla kazanmayı başarıyor Beşiktaş Sonfo Cepen. Bahçeşehir Kuleji'ne yenildikten sonra galibiyete gidiyorlar Banvit karşısında.
Çok genç bir takıma karşı oynadık. Çok büyük bir enerjileri var. Biz de iyi başlayamadık ama maçı çok iyi kontrol ettik. Önemli olan da buydu. Bazen çok konsantre olamıyoruz. Beşiktaş staffıyla, koçuyla, staffıyla çok iyi bir takım. Basketbolu çok basit ve anlaşılır bir şekilde oynuyorlar. Tabii bununla beraber basketbol hepimizin bildiği gibi çok stratejik bir oyun. Yani çok basit bir oyun değil. Yani sahaya çıkıp da böyle çok böyle alelade oynayabileceğiniz bir oyun değil. Düşünmeden asla oynanacak bir oyun değil. Savunması da öyle, hücumu da öyle. Biz burasını atlıyoruz maalesef. Yani kızdığım konularda da sahanın kullanışıyla alakalı, tam sahada kullanışıyla ilgili hem hücumda hem savunmada, yarı saha ofenslerde, defenslerde bir strateji belirliyorsun tabii maçtan önce takımına göre. Bunlarla ilgili çok basit hatalar yaptık. Sonuçta ben şey olarak burada bu işin, bu oyunun kuralı 1 ile 5'in çok önemli. 1 ile 5'in eğer oyunu domine edemiyorsa yanlarındaki o taşlar, o şey çark çalışmıyor. 1 ile 5'ten bugün biz hem savunmada hem hücumda her zamanki gibi genel olarak çok fazla verim alamadık. Bizim gibi bir takımın, yani şut sokmayan bir takımın, şutu üçlük yüzdesi düşük olan bir takımın çok çabuk bir şekilde sahip mesela karşı çekmesi lazım. Karşı çekmesi için de çok iyi savunma yapmamız lazım. Öncelikle Bahmit gerçekten, daha doğrusu sadece Bahmit değil, ligdeki her takım birbirine çok yakın. Herkes birbirini yenebilecek seviyede. Bahmit de bunların arasında bence en tehlikeli bir takımlardan bir tanesi. Çünkü çok genç bir takım, enerjileriyle oynayan bir takım. Fark ne olursa olsun her an geri dönebiliyorlar. Ya benim için gelirse, ben gerçekten bugün, ya sadece bugün değil, her zaman onun bizden beklediği bir şey var. Ben her zaman enerjimi sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Bugün sadece skora yansıdı bu. İnşallah önümüzdeki maçlarda da böyle olur. Pınar Karşıyaka'nın konuğu Gaziantep Basketbol. Hava atışı ile birlikte mücadeleye giriyoruz. Tonya Cekiri, Hasan Marey ile bir düello içerisinde olacak bu karşılaşmada. İlk roundda öne çıktı Tonya Cekiri. Uzaklardan 3 sayılık atış Irvin Walker'ın isabetli oluyor. 20 sayı üretti karşılaşmada Irvin Walker. Secondary, Hasan Marey, Cekiri arkasında Hasan Marey. 23 sayı, 14 rebound, bir double double daha Hasan Marey adına. Phil Green sakatlıktan döndü o da. Marco Thomas, 31 sayıyla oynadı bu karşılaşmada Marco Thomas. Eski günlerdeki gibi. Thomas bir kez daha atıyor, bu kez şans da yanında. Köşede Phil Green aldı, onun üçlüğünde de isabet var. Hakkisik fark açıyor Gaziantep Basketbol. 18-9 yaptı Hakkisik'in üçlüğü. Hasan Marey çembere doğru uzandı. Çok yüksek bir skor gücü gerçekten. Mısırlı pivotu Karşıyaka'nın. Secondary getirdi. İlkan Karaman yanındaydı, kendisi bitiriyor. O da 26 sayıyla Karşıyaka'nın en skorer oyuncusu oldu karşılaşmada. Hakkisik. Hakkisik atletizmini konuşturuyor. Shaq Hakkisik. Nefis bir ters maç geldi ondan. İlk çeyreğin son saniyesi. Secondary uzaklardan üçlüğü yolladı. Salonu da ayağa kaldırıyor Secondary'nin bu üçlüğü. Henry. İlkan Karaman'ın 3 sayılık atışı. İlkan Karaman da dışarıdan isabeti buldu. 22'de 10'la üçlük attı takım olarak Karşıyaka bu maçta. Phil Green tepede bir an boş kaldı. Tonya Cekiri'nin perdesi Secondary'yi yavaşlatmıştı. Üçlük isabeti geliyor. Secondary çembere gitti, basket foul. O da çok çok özel bir maç çıkartıyor. Hakkisik. Cekiri devrildi, kendi şutunu buluyor. İsabette geliyor Shaq Hakkisik'ten. Gaziantep farkı açmıştı. Devre bitmeden Pınar Karşıyaka öne geçiyor. Irvin Walker hızlı hücumda üçlüğü gönderiyor. Phil Green. Tonya Cekiri içeride. Dışarıda boş adamı buldu. Marco Thomas uzak, dinlemiyor. Marco Thomas sürede dolarken kritik isabet. 48-48. Hasan Marey çok profesyonelce bitirdi pozisyonu. Orhan Acıyeva dipten üçlüğü yolladı o da. Secondary. Üçlük yağmuru geliyor. Secondary'den Ergül Aslan boş kalmıştı, o da üçlüğü gönderiyor.
Çakmak kesik. Sekani'yi aldı karşısına. Üçüncü çeyreğin son bölümünde basket faul. Yine çok çabuk gitti Phil Green de çembere. O da sayıyı çıkartıyor. Garius. İçeriye bıraktı İlkan'a. Yunus Çankaya kalmıştı İlkan'ın arkasına. Delroy James yardım getirdi. Cameron Chapman'dan David Ascarius. Son saniyede tepeden üçlük David Ascarius. İçeriden bitiriyor bu kez de Marco Thomas. Gerçekten 31 sayı. Çok özel bir performans. 4 de asisti var ama. Diğer yanda Sekenry durdurulamıyor. Sekenry tek ayakta bu kez kaçırdı. Topu dışarıya çeldi Gaziantep basketbol. McKissick'ten Marco Thomas'a. Tek elle smaç atı Thomas. Dışarıya Delroy James. McKissick. İçeride aldı Marco Thomas. Dönerek atışı isabetli. Mola geliyor. Karşıya kadar bu basket sonrasında. 81-76. Gaziantep üstünlüğü vardı o molaya gitmeden önce ama Sekenry durumu değiştiriyor. 81-81 son 14 saniye Irving Walker attı. Son bir şans olacak Gaziantep için. Boş üçlük Marco Thomas bu kez kaçırıyor Thomas. Maçı kazanan 82-81 Pınar Karşıyaka oluyor. Haftanın en keyifli maçlarından birini sergiliyor iki takım. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Aral Üniversitesi Büyükçekmece basketbol karşılaşmasıyla devam ediyoruz. Tu Holloway mücadeleye basket faulle başlıyor İBB'de. Kenny Hayes bıraktı. Devon Williams çembere gitti, sonuç aldı. 20 sayı 20 reboundla double double'ını yapıyor bu karşılaşmada da Devon Williams. Minchev. 3 sayılık atışı Jordan Minchev'in isabetli. Bir üçlükte Tu Holloway'dan geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da. Mehmet Yağmur. Semih Erden devrildi. İkili oyun sonrasında Semih bitiriyor. Danny Gibson. Sezon ortası transferlerden biri. Ama etkisini hissettiriyor bu takımda Danny Gibson. 19 sayıda ondan geldi mücadelede. Dönerek atış. Ramazan. Sayıyı çıkardı. İçeriye doğru blok geliyor Devon Williams'a. Damian Kulik'den. Spite. Hızlı geldi. Kulik pas bekliyor. Spite. Kendisi oynuyor. Matt Taibbi karşısındaydı. Çabukluk avantajını kullandı Andre Spite. Kenny Hayes. Hayes içeriye daldı. Luka Babic üzerinden basketi de yapıyor. Mehmet Yağmur. Dışarıya dönmek istedi. Top kaybı. Osiris Eldridge hızlı hücum şansı şimdi. Osiris Eldridge turnikeyi kaçırdı ama takip smaçı Devon Williams. Tu Holloway. Son saniyeler ilk yarıda. Semih devrildi. Holloway kendisi girdi içeriye. Turnikeyi bırakıyor. Takımı soyunma odasına önde giriyor. Kulik düşüncesi Matt Taibbi arada. Taibbi Kulik'e rağmen smaçı da yaptı Matt Taibbi. Eldridge dışarıya Danny Gibson bir üçlük daha yolladı. Mola geliyor Hakan Yavuz'dan o üçlük sonrasında. Tu Holloway cevap veriyor Holloway. Matt Taibbi. Taibbi içeri girdi bir smaç daha. O da etkili maçlarından birini çıkartıyor. Holloway'den Babic'e Luka Babic. Geçiş oyununu İyi tamamlıyor İBB. Andre Spite. Andre Spite içeriye girdi. Berkay Candan'dan kaçırıp topu basketi yarattı. Kulik. Andre Spite. Minchev. Jordan Minchev'in üçlüğü. 12 sayı geldi bu maçta Jordan Minchev'den de. Holloway. Orta mesafeden kendisi kullandı. İsabeti buldu. Gibson. O da kendi şutunu yaratıyor Mehmet Yağmur'un üzerinden. Aral Üniversitesi Büyükçekmece basketbol farkı açıyor. Semih'ten Minchev'e indi. Oradan Minchev tamamladı. Kenny Hayes. Hayes çok zor pozisyon. Basket foul Kenny Hayes'den. 20 sayı. 6 asist Kenny Hayes. Çok uzaklardan süre dolarken. Osiris Eldridge isabeti buldu. Taibbi. Matt Taibbi Minchev'in üzerine oynadı.
89-71 yaptı skoru. Son anlar artık mücadeleyi 97-78 Saral Üniversitesi Büyükçekmece kazanmayı başarıyor İBB karşısında. Ya biz kim sayı attı, kim ne yaptı inanın bakmıyoruz. Yani insanlar bana da böyle yorumlar geliyor dışarıdan. Bizim sayı atmayan çocuklar da canla başla savunmalarını yapıyorlar, reboundlarını alıyorlar, rotasyonlarını yapıyorlar. Bugün 20 sayı atan işte mesela Devin Williams bundan önceki 2-3 maç 5 sayı attı, birinde 7 sayı attı. Bir günde demedi ki ya top bana niye gelmedi, niye böyle olmadı. Dolayısıyla biz oyunun akışına bırakıp mücadeleyi hat safhaya çıkarmaya çalışıyoruz. O mücadelenin içinde... Bu çok yani aslında çok basit bir şeydir. Nasıl söyleyeyim? İstatistik kağıdına yansımayan birçok oyuncunun yaptığı çok değeri yüksek işler vardır. Takımın bütün parçası bütün bu işleri yapmaya çalışıyor. Evet, yabancı oyuncularımızdan da yüksek skorlar bulduk. Yani biz devamına bakacağız enerjiyi koyup söylediğiniz gibi onlar için hedef maçtı ama hedef herkes için her maç hedef inanın. Bunu biz hep söylüyoruz oyunculara da samimiyetle. Dolayısıyla bizim için de çok önemli maçtı. İkinci yarıda dediğiniz gibi güzel, daha sıkı bir mücadeleyle galip geldik. İBB'ye de başarılar diliyoruz. Çok önemli, çok büyük, çok değerli bir kulüp. Başlarında da çok değerli bir hocamız var. Benim 21 sene önceden baş antrenöründür. Ben yardımcılığını yapmıştım Hakan abinin. Ligdeki herkese başarılar diliyoruz. Önümüze bakacağız. Mümkün olduğu kadar fazla maç kazanıp kendimizi Türkiye Kupası'na da atmak istiyoruz. Bunu başarırsak, bunu sezonun sonunda da tekrar başarmak istiyoruz. Sezon maçında hep söylüyordum ben size. Bizim bir hayalimiz var kulüp olarak. 3 senedir Süper Lig'deyiz, bu 4. Playoff yapamadık. İnşallah ona ulaşmaya çalışacağız. Ama ilk hedef bu zorlu ligde tutunmak, kalıcı olmak. Yarın, öbür gün antrenman yolumuza bakacağız. Bakalım inşallah iyisini yapmaya çalışacağız. Bizim için çok büyük bir galibiyet oldu. Bu galibiyeti almamız gerekiyordu. Özellikle ilk bölümde atışlarımıza çok zorlandık ama bu gerçekten bizim için çok çok büyük bir galibiyet oldu. Tam bir takım galibiyeti aldık. Herkes yerinde oynadı. Ve böyle olunca da iyi bir galibiyet aldık. Takım arkadaşlarım bana birçok boş şut şansı tanıdı, boşluk yarattı ve onlar sayesinde ben de bunları iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Son dönemin çıkıştaki ekiplerinden Türk Telekom 12. haftada Afyon Belediyespor deplasmanında ilk hücum Afyon'dan gelecek. TJ Campbell Cemal Nalga karşısında kalmıştı. TJ Campbell dışarıya çıkardı. Yunus son sırmanın üçlüğüyle maçta skor perdesi açılıyor. Cemal Nalga bıraktı. Edgar Asçelionis. O da Afyon'un ilk sayılarını kaydediyor maçtaki. Sylvan Landesberg. Landesberg camdan da yardım aldı. 31 sayı üretti Sylvan Landesberg. Çok özel bir skor gücü. Marcos Knight'ın ayağı çizgide. 2 sayılık isabet. Jelionis. Tyrus McGee'ye çıkardı. Cemal'in perdesi. Şimdi Cemal Nalga'ya iniyor top. Kaybetti Cemal. Hızlı hücum fırsatı. Sylvan Landesberg çok kolay bitiriyor. Bir de faul var. Tyrus McGee karardan çok memnun değil burada. Galloway'den Marcos Knight'a. Knight Yunus'un üzerine gitti. 2 sayılık isabeti buldu. Landesberg bir turnike daha ondan. Marcos Knight iki kişi arasından çıktı. Turnikesi Marcos Knight'ın. Stimats 7 asist yaptı Vladimir Stimats. Bu karşılaşmada çok alışıldık bir durum değil. Az önce de Reggie Redding'e ikram gelmişti. Dorukhan dışarıya çıkardı. Earl Calloway. Dorukhan Engin Deniz'in ekstra pasında Calloway'in üçlüğü. Redding kendisi girdi Cevher'in yanından turnikesi. 24-21 Telekom üstünlüğü. Skoru dengeliyor. Earl Calloway'in üçlüğü. Stimats. Cemal Nalga savunuyor onu. O da sakatlıktan döndü. Sylvan Landesberg. Stimats'tan bir asist daha. Marcos Knight. Cevher. TJ Campbell arkasında kaldı. O kaçırıyor ama. Jamal Higgins takip smacını yaptı. Frank Gallagher'ın Tofaş'a geçişi sonrasında Higgins'e daha fazla görev düşüyor. O da bundan kaçmıyor gibi. Tepeden Yunus son sırma üçlüğü yolladı. Calloway,
Cevher. Kenan Gabriel arkasında. Cevher Özer uzak köşeye. Tyrese McGee. O da içeriye daldı. Tyrese McGee zor pozisyonu bitiriyor. Campbell. Lannisburg topu aldığı gibi düşündüğü tek şey skor bulmak. Stimat. Orta mesafeden atışında isabet var. İkinci yarıda skor anlamında biraz daha rahat Türk Telekom. Tyrese McGee'nin üçlü isabetli. Asist Cevher Özer'den, o da Afyon'un en çok asist yapan oyuncusuydu 4 ile bu karşılaşmada. Reggie Redding 19 sayı üretti. Lannisburg'un en büyük destekçisiydi Reggie Redding. Yanında Metin var. Onun asistinde tek kez maç Metin Türen. Stimat içeride Reggie Redding'e bir asist daha Vladimir Stimat'tan. Cemal Nalga çemberi uzandı. O kaçırıyor ama Marcos Knight'tan bu kez de takip smacı. İçeride Jamal Helgins. ...77-73 Reggie Redding kritik anda sahne aldı. Son iki dakikanın içerisindeyiz mücadelede. Callaway, 6 sayılık fark son dakika. Earl Callaway kritik bir üçlük. Tepeden üçlüğü yolluyor Earl Callaway. PJ Campbell son anlar maçta. Campbell kaçırdı, rebound mücadelesi. Hemen Marcos Knight'ı buldu Afyon. Marcos Knight elinden kaçırdı. Olacak iş değil burada. Afyon Belediyespor maça yeniden ortak olacaktı. Sylvan Lannisburg, Marcos Knight topu elinden kaçırınca 79-77 Türk Telekom Afyon Belediyespor'u mağlup ediyor. Üst üste 5. lig maçını kazanıyor. Ya şimdi Afyon deplasmanı çok zor bir deplasman. Biz buraya ikincilikteyken çok ciddi rakibimizdi. Çok yeni medeni bir salon yapmışlar. Müthiş bir salon. Gerçekten de yani onları tebrik ediyorum. Yani şu anda biraz tepkiler olmasına rağmen çok medeni, çok iyi bir seyirci. Dolayısıyla çok önemli bir galibiyeti aldık. Yürüyüşümüz devam ediyor, devam edeceğiz. Açıkçası maçın analizini yapmak benim için biraz zor şu noktada. Şu yüzden zor. Ben prensip olarak ya da kişilik olarak hakemlerle ilgili kesinlikle bir serzenişte bulunan, hakemlerle ilgili bir yorumda bulunan bir antrenör değilim. Yani en rahatsız olduğumuz maçlardan sonra bile kesinlikle hakemlerle ilgili hiçbir şekilde konuşmadım. Ama bugün hakemlerin bir standardı olmadığını düşünüyorum açıkçası. Biz takım olarak 6 tane faul atarken ki bunlardan bir tanesi de taktik faul, maç boyunca, koca maç boyunca 4 tane serbest atış kullanmışken sadece Lensberg'in 12 tane faul atması benim basketbol anlayışımla uyuşmuyor. Burada bir standart olmadığını gösteriyor bana göre. O yüzden maçın analizini bu açıdan yapmak zor. Çünkü doğru bir analiz olacağını düşünmüyorum. Kendi hatalarımız yok mu? Var. Sistemi açı offensive reboundlarını durdurmamız gerekiyordu. Orada hata yaptık. Çok offensive rebound verdik. Daha iyi birebir oynayamamız gerekiyordu. Ama birebir savunmada da çeşitli sıkıntılarımız oldu. Ama bunun ötesine geçen başka faktörler olduğunu düşünüyorum bu maçla ilgili. Bu maçın çok zorlu geçeceğini biliyorduk. Hafta içi Partizan'la çok kritik bir maç oynadık. Mental açıdan yorgunluk çok vardı. Çünkü çok çıkabileceğimize inandığımız bir gruptan çıkamadık. Onun üzüntüsü vardı. Ama burada ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Yani öyle bir deplasmanda mağlubiyetten sonra bu kadar zor bir deplasmana galip gelmek bence bizim takımın ilerisi için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi Galatasaray maçı var. İnşallah daha fazla oraya hazırlanma şansımız olacak Eurocup olmadığı için. İnşallah onu da kazanarak seriye devam ettirmek istiyoruz. Haftanın maçı ligde derbi Galatasaray Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Sinan Erdem spor salonu neredeyse kapalı gişe. Erşan Kartal'ın hava atışıyla karşılaşma başlıyor ilk hücum Galatasaray'dan. Nikola Kalinic. Mike Lewis kaldı üzerinde. Nikola Kalinic. Çembere gitmeye çalışıyor. Kalinic zor pozisyondan isabeti çıkardı. Ty Webster, Göksel'in Köksal. Cevabı veriyor Göksel'in. Aaron Harrison. Göksel'in ne bıraktı? Tekrar Aaron Harrison. 3 sayılı katışı isabetli. 28 sayı Aaron Harrison'dan bu maçın tartışmasız yıldızı o. Webster. Aaron Harrison bir üçlük daha Nikola Kalinic'e rağmen. %54'lü üçlük atıyor bu karşılaşmada Galatasaray. Harrison bu kez içeriden bitiriyor. Ahmet Düveri olduğuna rağmen bir de faul var.
Arapović. Nikola Karinic'te kaldı. Karinic hızlı hücum fırsatı Fenerbahçe adına. Karinic Nigel Hayes'in arkasından kaçırdı. Jan Veseli takip smacını yapıyor. 23 sayı 9 rebound Jan Veseli'den. Nigel Hayes'ten de şık bir smaç izliyoruz. Veseli. Jan Veseli basket faul. Fenerbahçe Beko geri gelmeye çalışıyor Galatasaray karşısında. Veseli'nin etkili oyunuyla. Harrison. Dışarıya döndü. Can. Can'ın üçlüğünde isabet var. Can Korkmaz. Harrison. Nikola Karinic karşısında. Crossover sonrasında. Zor üçlükler. Aaron Harrison'dan gelmeye devam ediyor. Marko Guduric dip oyununda asist. Sinan Güler'den. Loven. İndirdi yan Veseli'ye. Çok şık dönüyor. Veseli. Direnmeye devam ediyor Fenerbahçe Beko'da. Can Korkmaz bir üçlük daha. Bunda da isabet var. Guduric Veseli'yi gördü. Zekokus yetişemiyor. Herkesten daha hızlı Jan Veseli. Göksen'in içeriye daldı. Veseli'ye rağmen o da turnikeyi bıraktı. Guduric bir fast fake'i. Üçlük kullanmadı. Karinic, Sinan Güler. O da içeri dalıyor. Basket faul. Caner Erdeniz'in faulü. 3 sayılık hücum şansı Sinan Güler için. Can Korkmaz dışarıya. Harrison aldığı gibi çembere baktı. Harrison'dan üçlük yağmuru. Aaron Harrison bir kez daha bu kez Melih'in üzerinden. Göksen'in Aaron Harrison atmaya devam ediyor. Fenerbahçe Beko onu durduramıyor. 7'de 6 üçlükte 21 sayı daha 3. çeyreğin başında. Veseli. Geri dönmeye çalışıyor Fenerbahçe Beko. Melih Mahmudoğlu. Melih bir adım geri çekti Göksen'ini. Orada ekarte ediyor. Üçlüğü yolluyor Melih Mahmudoğlu. Göksen'in Köksal. Nigel Hayes aldı. Sinan kapatmaya çalışıyor. Marko Arapović basket foul. Yardım gelince oraya. Arapović boş kaldı. Kostas Lukas foul yapmak durumunda. Joffi Loven Göksen'in topuna dokundu. Ancak blok geliyor. Nigel Hayes'ten Melih tekrar almasına rağmen. Hayes blokladı. Nigel Hayes Loven'in üzerine gitti. Ayak hareketleri güzel. Nigel Hayes farkı ona çıkardı tekrar. Kostas Lukas. Joffi Loven 3 sayılık atışı 3. çeyreğin sonunda isabetli. Moralli başlayacak son çeyreğe Fenerbahçe Beko. Son çeyrekteyiz artık. Burada blok var. Loven'den Arapović'e. Kostas Lukas bir adım içeri attı. Sayıyı buldu. Joffi Loven. Loven çok güzel bir asist Melih Mahmutoğlu'nun koşusu ve turnikesi. Ty Webster. Yeni Zelandalı bıraktı Aaron Harrison'a. Aaron Harrison. Günün tartışmasız yıldızı. Maçın en değerli oyuncusu. Karinic. Sıkıştı oraya Karinic. Veseli'ye çıkartıyor nefis bir asist. Nikola Karinic'ten. Ty Webster. Webster geldi. Onun turnikesi. Fark 3'e kadar inmişti. Webster kritik anda sahne aldı. Nikola Karinic'e. Kostas Lukas'tan asist. Webster. Dışarıda Göksen'in Köksal. Sol dipten üçlüğü yolluyor. Göksen'in Köksal. Herkesi de ayağa davet ediyor salonda. Göksen'in Nigel Hayes. Kritik üçlük. Nigel Hayes'ten de isabet var. Göksen'in pas sonrasında yerde kalıyor kramp. Nigel Hayes dönerek atışı. Kalinic üzerinden süre dolarken geri adım atmıyor. Hayes 84-74 Galatasaray kazanmayı başarıyor. Ya şimdi Fenerbahçe takımının kalitesini bir kere hiç konuşmaya ve tartışmaya gerek yok. Ya bizim buradaki mücadelemiz kendimizle. Biz çok geç kurulmuş ve çok geç bir araya gelmiş bir ekibiz. 4-4.5 aylık bir ekip. Çoğu da genç çocuk zaten. Oyuncuların hakikaten gurur duyuyorum. Yani böyle bir karakter koymaları. Çok iniş çıkışlı oynuyoruz sezon içinde ama
Bence önemli bir galibiyet. Elbette çok önemli bir galibiyet ama bence sezon daha devam ediyor. Bunun üstüne koyabilmek lazım. Bunun üstüne bir şeyleri inşa edebilmek lazım. Yani söylenecek çok fazla bir şey yok. Tebrik ediyorum. Fenerbahçe'de tabii durumu iki tane önemli maçtan geldi. Euroleague maçı. Çok da kolay değil. Bu avantajı da bence iyi değerlendirdik. Yani ne diyeyim? Oyunculara teşekkür ediyorum. Sağ olun. Taraftara da çok teşekkür ediyorum. Bugün hakikaten onu da söylemem lazım. Yani bugün Fenerbahçe diye burası doldu. İnşallah çekmecenin başında burası dolar. İnşallah ne bileyim ben diğer maçlarda dolar. Çünkü hakikaten onların enerjisi bu çocukları çok değiştiriyor. Başından beri söylüyorum. Lütfen biraz sahip çıksınlar bu takıma. Teşekkür. Normal olan Galatasaray'ı tebrik etmek. Çok iyi oynadılar. Sahaya çok büyük bir istekle çıktılar. İlk saniyeden itibaren belliydi. Agresif oynadılar. Bizim için ise tam tersi oldu. Basketbolda önemli olan her noktada onlar daha iyiydi. Bir kez daha tebrik etmek istiyorum Galatasaray'ı. Galatasaray'la oynanan her maç önemlidir. Buducnost'ta vaktimiz oldu. Orada da idman yapabildik. Galatasaray maçının büyük bir derbi olduğunu bilerek bu maça hazırlandık. Bugün oynadığımız şekilde oynarsak bir şeylerin olduğu doğru. Bu takım buradaki atmosfere benzer birçok salonda oynadı. Oyunculara hep maça odaklanmalarını söylüyoruz. Saha dışında değil. Gerçek olan şey bugün biz kötüydük. Gerçekten bu galibiyet için çok iyi çalıştık. Bu takım Avrupa'nın en iyi takımı ve biz onları yendik. Onları yenmek için böyle oynamamız gerekiyordu. Taktiğe çok bağlı kaldık. Tüm hafta çok sıkı çalıştık. Sadece odaklandım. Böyle bir maçın büyük bir maç olduğunu biliyordum ve sadece onu odaklanarak geçebilirdim. Takım arkadaşlarım da çok yardımcı oldu. Gerçekten inanılmaz. Fenerbahçe Avrupa'nın en sıkı takımlarından birisi. Burada taraftarlar bizim için inanılmazdı. Onların önünde müthiş bir ritim yakaladık. Bizim için çok iyi bir test oldu. Çok sıkı çalışmıştık bu maçı kazanmak için. Uzun süredir bu tarz bir maçı takvimde bekliyorduk. Herkes bekliyordu ve kazandık. Evet, bu tüm takımın bir eforu. Gerçekten zaman zaman çok büyük, önemli şutlar yakaladık ve bunları soktuk. Herkes bunun için mücadele etti. Böyle bir oyunu oynayabilmek, böyle bir taraftar önünde inanılmaz. Ya açıkçası bizim için çok önemli bir mücadeleydi ve Fenerbahçe maçı tabii ki diğer maçlardan bir kat daha önemli ve çok iyi bir mücadele ettik. Maçın başından sonuna kadar da üstündük ve sonunda da galibiyetle taşlandırdık bu mücadeleyi. Herkesi ve başta taraftarımızı, bizi bu maçta bu kadar mücadeleye sevk eden taraftarımızı kutluyorum ve umarım bu şeyi, bu seriyi devam ettiririz. Taraftar bu şekilde gelip bizi destekledikten sonra biz kendi evimizde kimseye maç kaybetmeyiz. İyi ki buradalardı. Onların desteği sayesinde çok zorlu bir rakibe karşı çok önemli bir galibiyet aldık. Yani ligde yanlış hatırlamıyorsam 6'da 6 veya 5'te 5 gibi bir seri yakaladık. Önümüzde 3 tane daha maç var. Bunları da kazanıp Türkiye Kupası'na en üst yerden katılmak istiyoruz. Yaptığımız savunma ve mücadele gücümüz de çok farklıydı bugün. Ve dediğim gibi seyirci bu kadar geldikten sonra biraz daha yüzdeler artıyor, mücadele yükseliyor ve bu sayede güzel bir galibiyet aldık. Hello everybody. Galatasaray'ı kutlamak istiyorum. İyi bir enerjiyle oynadık. Bu tip maçlarda enerji seviyemizi yukarıya çıkarmamız gerekiyor. Haftanın bir diğer önemli maçı Tofaş ve Anadolu Efes arasında lider Fenerbahçe Beko'nun en yakın iki takipçisi karşı karşıya geliyor Bursa'da. Ryan Dunstan. Rodrick Boboa aldığı gibi çembere baktı, üçlüğü gönderdi Rodrick Boboa. Deontay Garrett. Muhsin devrilmişti, Deontay Garrett. Onun üçlüğü hemen cevap geliyor Rodrick Boboa'ya. Garrett içeriği nefis gördü. Frank Gallagher Dunstan'a rağmen smaçı vuruyor. Yiğit Arslan'ın pası Deontay Garrett'a havaya bıraktı. Bu kez de alley-oop'u tamamlıyor Frank Gallagher. Momentum'u getiriyor Tofaş'a. Sami Meya. Araya girdi Brian Dunstan. Dunstan Vasilije Micić'e. Micić maçla bitirdi. 20 sayı 10 asistle eski takımına karşı double-double yaptı Vasilije Micić. Boboa. İçeride Dunstan'ı görüyor. Zor pas. Basket foul Bryant Dunstan. Micić uzak köşede. Rodrick Boboa. Üçlükler. Yer gerisinden oldukça etkili Anadolu Efes. Micić alley-oop pasını bıraktı. Rodrick Boboa smaçı tamamlıyor.
İki kısa oyuncudan nefis bir alley-oop izliyoruz. Yiğit Arslan. Yiğit kendisi girdi içeriye. Bryant Dunstan'ın bloğu var. Top Topaç'ta kaldı. 3 artı 1. Devre biterken Kyle Williams'in üçlüğü bir defa var. İkinci yarıdayız. Semih Meya. Meya Frank Gallagher'ı gördü. Gallagher zor pozisyonu, o kaçırdı. Kenny Kalci hücum reboundunu alıp tamamladı. Vasily Yemitsic dışarıya. Kronoslav Simon 22 sayılı Efes'in en skoreri. 33 üçlük denemesinden 16 isabetle bu maçı bitirdi Anadolu Efes. Deontay Garrett, Frank Gallagher'a. Gallagher Dunstan'ı dışarıda görünce hemen smacı vuruyor. Rodrigue Bobois, Adrien Moerman. Bir üçlükte Moerman gönderdi. Kenny Kalci'den Yiğit Arslan'a, uzaklardan Yiğit Arslan direnmeye devam ediyor. Tofaş geri dönüş için bir hamle daha yapıyor. İçeride Frank Gallagher'ın etkili oyunu. Fark 6'ya kadar indi. 76-70. Asist Barış Ermiş'ten burada. Vasily Mitic. Mitic çok zor pozisyon. Mitic'in üçlüğü. Umutları kıran bir üçlük geliyor. Vasily Mitic'ten. Kronoslav Simon. Harika bir asist. Bryant Dunstan'ın smacıyla tamamlandı. Anadolu Efes son darbeyi bu bölümde vuruyor. Tofaş'a maçı da 93-81 kazanıyorlar. Bence çok önemli bir galibiyet. Oldukça zor bir şey burada oynamak. Çok iyi motive olduk çünkü CSKA'ya karşı kötü bir maç oynamıştık. Özellikle savunmada ve hücumda önemli gelişmeler yaşadık. Açıkçası kişisel olarak duygusal çünkü ben burayı çok severdim. Koçu özellikle çok severim. Bana kariyerim açısından çok büyük yardımları oldu. Ama maalesef bu profesyonel hayat ve maçınızı oynamak zorundasınız. Efes'teyim ve bundan mutluyum. Çok bir şey söyleyemem. Zor bir maçtı. Çünkü hafta içi bir maçın ardından burada oynamak oldukça zordu. İyi kazandık. Önemli bir galibiyet oldu bizim için. Ve artık önümüzdeki diğer maçı düşünme zamanı geldi. Tabii ki önemli. Takım oyunu oynadık bu maçta. Çok fazla skorer oyuncumuz var. Ve bu maçta bunu gösterdik. Ya valla önce Anadolu Efes'i tebrik ederim. Hak ettikleri bir maçtı biz. Maçın içine giremedik. Niye giremedik onu da bilmiyoruz. İyi bir takıma karşı oynuyoruz. Euroleague'de üst seviye karşı bir takıma oynuyoruz. Çok sayıda fiziksel resmen dayak yedik kendi sahamızda. Yani basketbol tabiri içinde. Biz buna karşılık veremedik. Bu üzücü olan. Tabii ki maçlar kazanılacak, kaybedilecek ama bu tarz az mücadele ederek kazanan maçlar acıtıyor takımları. Bu da en azından benim açımdan, ben böyle düşünüyorum. Böyle bir maç oldu bizim için. Çok taktik detay vermeden tek diyebileceğim o. Yani kendi saha seyircimiz önünde daha agresif, daha istekli bir Tofaş sergileyebilirdik. Ben onu sergileyemediğim için herkesten özür diliyorum. Ligde hiç kolay maç kalmadı. Her takım yenebiliyor. Bahçeşehir'de iyi kadrosu olan bir takım. Basketbolu iyi bilen bir koçları var. Muhakkak onlar da önlem alacaklardır bize karşı. Onları tahmin edersem bizim dezavantajımız herkes Trabzon olduğu için bir hafta dinlenerek geliyor bize. İki hafta hazırlanma süreleri oluyor bize. Yani dediğim gibi yani aslında çok arada takımlar arasında fark yok. Tek fark oluşturan şey sahada isteme, arzu, ortaya karakter koyma. Bunu yapan zaten kazanıyor. Bu Fenerbahçe'de olsa kaybediyor. Önemli olan dediğim gibi Bahçeşehir maçı da bu şekilde oynarsak... Çok zor bir maç bizi bekliyor. İnşallah bu hafta içi toparlanıp daha iyi bir karakter koyarız ortaya. 12. haftanın kapanış mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, Adıtıp Sakarya Büyükşehir Basketbol'la karşılaşıyor. Daçka'nın yeni koçu Selçuk Ernak eski takımına karşı bu mücadelede. Doğuş Özdemiroğlu üçlü yolladı. Bu isabetleri bulduğu sürece çok tehlikeli oluyor. Savunmanın yanı sıra hücumda da Doğuş Özdemiroğlu. Junior Etu bitirdi. Tony Douglas orta mesafeli atışı. O da eski takımına karşı 15 sayı üretti. Tony Douglas 5'te asisti var. Junior Etu
İçeriden pozisyonları zorlamaya devam ediyor. Oğuz Savaş, Markel Brown'a çıktı. Markel Brown 17 sayıyla takımının en skorer ismiydi bu maçta. Tony Douglas, bir isabet daha. Mitchell Wilbeck'in TK Edogi'ye bıraktığı yeni transfer Sakarya formasıyla ilk maçında 11 sayı, 6 rebound, 2 asist TK Edogi'den. Mitchell Wilbeck'in uzaklardan üçlüğü gönderdi. Janis Peyners, Jeremy Evans bir an tereddüt etti ama Alan Herndon'un üzerinden basketi yaptı. Junior Etu. Etu, TK Edogi içeride. Oğuz yardıma geldi. Edogi'ye çok güzel bir asist. TK Edogi de basket faulü alıyor orada. Kartal. Oğuz Savaş yüksekten bıraktı. 24-18'e getirdi skoru. Junior Etu. Çemberden çok uzakta aldı ama onun için fark etmiyor. Janis Peyners durduramadı Etu'yu. Wilbeck'inden dışarıya Junior Etu. Bir de üçlük. 13 sayı, 6 rebound Junior Etu'dan. Markel Brown, Doğuş Özdemiroğlu. Bir üçlük daha mı, öyle oluyor? Sakarya'da rotasyona rağmen pes etmiyor. Markel Brown çembere gitti, sonuç aldı burada. İzzet Türk Yılmaz, Jeremy Evans'ın üzerinden. NBA görmüş iki eski oyuncu. Jeremy Evans, Oğuz Savaş'ın pasını asiste çevirdi. Burada alley-oop'u tamamladı. Alp Karahan az daha topu kaybedecekti. Alp Karahan oradan kurtarıyor, asisti yapıyor Alan Herndon'a. Alp bir adım geri attı. Peyners'ın üzerinden. Panyalı üçlük Alp Karahan. Mitchell Wilbeck'in o kaçırdı. Junior Etu tamamladı. Tony Douglas, Jeremy Evans'ı asisti. Selçuk Ernak yönetiminde ligdeki ilk maçını kazanmıştı Daçka. Banvit deplasmanında. Sakarya karşısında da son çeyreğe rahat girecekler. Janis Peyners faulü aldı. Wilbeck'in bir adım geriye, ayağı çizgide basket faul. Michael Eric, Michael Eric içeriye girdi. Orada Alan Herndon bitiriyor pozisyonu. Maçın sonuna doğru konsantrasyonu düşüyor. Biraz ad atıp Sakarya Büyükşehir basketbolu. Markel Brown rahat girdi içeriye, smaçı vurdu. 70-51'e geldi skor. Alp, top kaybı ondan. Markel Brown, bir smaç daha Markel Brown'dan. Son saniyeler artık, Mike Larry'in smaçı. Mücadeleyi 82-57 skorla Darüşşafak Atekfen kazanmayı başarıyor. Bu basket geçerli sayılmayacak. 82-57 mücadelenin skoru. Öncelikle şöyle, Sakarya'nın yeri bende çok ayrı, biliyorsunuz. Biz, o kulüp bizim ellerimizde büyüyen bir kulüp. Değişik bir gönül bağımız var ve bu oyuncuların hepsi çok büyük kalpleri olduğu için o takımla imzalanmışlardı. Ben çok kısıtlı hazırlanma süremizde kendi oyuncularıma bu maçı ne kadar ciddiye alacaklarını, her ne kadar eksikleri olsa da çok büyük bir yürekle bize karşı koyacaklarını anlatmıştım. Demek ki yeteri kadar iyi anlatamamışım. İlk yarıda gerekli cevapları veremedik. Çok beklediğimden çok daha yumuşak başladık. Bu benim için önemli bir işaret. Soyunma odasına yaptığımız müdahalelerle tabii ki sonuç aldık ama yani her zaman bizim dışarıdan müdahale etme fırsatımız olmayabilir. Oyuncularımızın bu tarz karşılaşmalarda da çok dikkatli olması lazım. Farkındalık çok önemli. Çok yakında basketbol zekamızı ve sorumluluğumuzu kullanmadan iki tane önemli maç kaybettik. Ben hata yapılmasını seven bir koçum. Bir şey deniyorsanız hata yapıyorsunuzdur. Hatadan korkuyorsanız, hiçbir suya sabuna dokunmuyorsanız hata yapmazsınız. Benim sadece empoze etmeye çalıştığım şey şu: hata yapalım, evet deneyelim, uğraşalım. Fakat hatayı tekrarlamayalım. Biz akıllı insanlarız. Tecrübeli oyuncularımız var.
genç yaşta tecrübelenmiş oyuncularımız var. Hatayı tekrarlamayalım, bu bizim için çok önemli. Açıkçası rakibe hazırlanmak için çok zamanımız yoktu. EuroLeague'de ikili haftadan geliyorduk. Yani bir gün çalışabilme şansımız oldu. Onun sıkıntılarını da ilk yarıda yaşadık. Ama ikinci yarıda tamamen kimlik değiştirip oynamamız gereken basketbol oynayarak maçı kazandık. Takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. 12. haftanın sonrasında oluşan puan durumu bu şekilde. Fenerbahçe Beko kaybetmesine rağmen lider. Tofaş maç fazlasıyla 2. Anadolu Efes 3. sırada. Türk Telekom ve Beşiktaş Sompo Cepen zirve takibini sürdürüyor. Darüşşafaka Tekfens 2 maç üst üste kazanarak playoff potasına girmiş durumda. Ligin dibinde Banvit ve İBB var. Afyon Belediyespor onların bir adım üzerine çıktı. Ve haftanın en iyi 10 hareketine bakıyoruz. 10. basamakta Yan Veseli var. Arapovic'in kaptırdığı topta Nikola Karinic rakip çembere hücum ediyor. O kaçırıyor ancak Yan Veseli'den takip smaçı. Derbide şık bir hareket geliyor. Yan Veseli'den iyi takip ardından smaç. Farklı açılardan pozisyon ekranlara yansıyor. Dokuz numara Yiğit Arslan. Yiğit Arslan Bryant Dawson onu blokluyor. Ardından Kyle Williams'in üçlüğü var. Ancak çok şık bir hamle Bryant Dawson'dan. 8. basamak için yine Tofaş Efes maçındayız. Deontay Garrett. Hızlı gelen Eligra nefis bir asist yapıyor. Sahayı çok iyi okuyor Deontay Garrett. 7 numara Zach Henry ilk çeyreğin sonunda çok uzaklardan üçlüğü gönderiyor. Pınar Karşıyaka'ya morali veriyor. Çok da etkili bir karşılaşma oynadı. 26 sayı üretti Zach Henry. Uzak tanımıyor bu pozisyonda da. 6 numara için yeniden derbiye döneceğiz. Kostas Lukas, Joffi Lovern'e bırakmak istedi. Merih'te kaldı top. Nigel Hayes'ten Merih Mahmutoğlu'na blok. Nigel Hayes takipçiliğini konuşturuyor. Bu pozisyonda Merih'i blokluyor. 5 numara Shaquille McKissick. Sekenin yanından kıvrıldı. Çemberin altından dolaşıp smacı vurdu. Shaq McKissick'ten nefis bir tekel smaç izliyoruz. Harika vücut kontrolü sergiliyor. 4 numara havaya bırakılan top. Valley'ı tamamlıyor Frank Gallagher. Garrett Gallagher işbirliği bir kez daha sahnede Tofaş adına. Adım adım zirveye yaklaşıyoruz. Damian Kulik. Kulik Berkay Can'dan arkasında. O bıraktı blok geldi Osiris Eldridge'den. Sonrasında pozisyonun Osiris Eldridge rakip yarı alana geçiyor. Kulik'in yanından turnikeyi bırakıyor. Önce blok, ardından turnike Osiris Eldridge'den. Andres Bight'ın o pozisyonun adına nefis yetişti Eldridge. 2 numarada Robin Benzing var. Top Ivan Buba'nın elinden kayıyor. Benzing havada yakalayıp smacı vuruyor. Tekrar tekrar görüntüye gelecek. Buva topu kontrol edemedi ama Robin Benzing doğru anda doğru yerde Beşiktaş Sompo Cephen'de 2 numaranın sahibi o oluyor. 12. haftanın 1 numarası Vasilije Micić, Rodrik Boboa'nın koşusunu görüyor. İki kısa oyuncudan nefis bir alley-oop izliyoruz. Rodrik Boboa atletizmini bizlere hatırlatıyor. Haftanın en iyi hareketine imza atıyor. 13. haftanın programıyla Basketbol Magazini noktalayacağız. Aran Üniversitesi Büyükçekmece Afyon Belediyespor karşılaşması haftanın perdesini açıyor. Türk Telekom Galatasaray dikkat çeken bir mücadele. Haftanın maçındaysa iki EuroLeague ekibi Fenerbahçe ve Darüşşafaka kozlarını paylaşacak.